Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diyorum. Şu an mini bir kamp yapıyoruz arkadaşlar. Öğleden sonra Cüneyt'le beraber dağlardan yukarı tırmanmaya başladık. Böyle hoşuma giden bir yer buldum. Çok da güzel. Yolun da kenarı. Dere de var. Kimse yok. Bayağı bir yukarı çıktık arkadaşlar. Böyle bayağı ilerledik. İleride hayvan veya insanlar var mı bir kontrol ettim. Yani buradan yaklaşık 3-4 kilometre yukarıda hiçbir insan yoktu. Zaten ondan yukarıda yayla evleri var. Aşağıdan zaten gelirken belki de 5-6 kilometre en son bir arıcı vardı, bir de baraj vardı. Hiç insan, hayvan, işte koyun sürüsü falan, köpek möpek öyle bir şeye denk gelmedik ve burası bizim için en ideal yer. Arabada yakın mesafeye girebiliyor. Aslında buraya da girebilirdim de böyle dedim, yolun kenarında dursun arabayla beraber. Çünkü taşıma mesafesi uzak olunca biraz yorucu oluyor. Şimdi arkadaşlar ateşi hazırlıyoruz. Odun getirdik Cüneyt'le beraber. Merhaba. Cüneyt, hayırlı günler diliyorum. Cüneyt şimdi dünya aşkanındayız abi. Evet, şimdi bayağı 2 saatte yol geldik arkadaşlar. Ama şimdi acıkmaya başladık. Escobar da acıktı. Escobar biraz yola uyuz oldu ama buraya gelince dereye girdi, ıslandı. Şimdi biraz böyle uzaklaşıyordu arkadaşlar. Çağırdım geldi, bir daha uzaklaştı. O yüzden dedim ki bir şöyle bağlayayım onu da çok fazla şey yapmasın. Yanımızda dursun, ne olur ne olmaz. Burada çünkü ayı mayı burada bol. Özellikle petek, arıcılık yapanlar burada bayağı aşağılarda elektrik telleri olsun bilmem ne, tuzaklar, bir sürü şeyler yapıyorlar. Ayılar gelmesin diye. Ayı burada var yani. O yüzden Escobar ayıyla karşılaşır bir şey olur, yanımızda dursun. Şimdi arkadaşlar ateşi hazırlıyoruz. Tenekeyi de şey yaptık. Her zamanki gibi değil. Ara sıra bunu yapıyorduk. Birkaç sefer yaptık. Şimdi bir daha yapacağız. Evet. Kasap Enes bizim tavuğumuzu hazırladı. Cüneyt. Şimdi ellerin yıka da kardeşim, bunu da ben hazırladım. Bunu buna geçir. Bunu almıştık arkadaşlar. Dedim Cüneyt'le bir şey yaparız ama denemesini. Hala yapamadık. Belki de 1,5 sene oldu. En sonunda 2 sene önce yaptık, hatırlıyor musun? 2 sene oldu mu? Oldu. 2 sene oldu abi. Evet. Şimdi Cüneyt bu tavuk işini böyle tenekede seviyor. Dedim böyle bir şey yapalım. Şimdi arkadaşlar birazdan ateşi yakacağız. İşte kavun mavun, onları da suya yatırdı Cüneyt. Odun yine var arabanın arkasında. Dursun dedik. Belki bunlar yeter. Ben de odun getirdim zaten. Şimdi arkadaşlar ateşi yakıp işlere başlayalım. Devam edeceğiz videoya. Arkadaşlar aslında şurada bir derinlik olmasa ateşin oraya kadar gidebilirdik aslında. Şuradaki taşlar çok önemli değil ama orada derinlik var. O derinlikten çıkamayabilir. Çıkamayabilir derken yani o alt kolu sürtebilir. O yüzden buraya girmedim. Normalde buraya kadar, oraya biraz taş doldurup buraya kadar gelebilirdik ama olsun, o kadar çok uzak bir mesafe değil zaten. Ateş yanıyor şu an. Bayağı bir acıktık herhalde Cüneyt, değil mi? Saat 5'e yaklaştı. Sabah 9'daydık. Ama arkadaşlar ateşi zor yaktık. Rüzgar esiyor biraz. Burada ateş yakmak zor oluyor ya. Rüzgardan dolayı. Yanmaz. Ha, yanmaz ya. Yanma şansı yok. Ben sana ben bu işi yazıyorum. Tam 5'i. Şu an arkadaşlar saat 5'e geliyor. 5'i çeyrek geçe bunu açacağız. Bak yanarsa yanmış yerleri sen içeceksin. Yok, yanmaz ya. İnşallah yanmaz. Yani bunu açacağız şimdi. İzleyen arkadaşlar da merak ediyor yanacak mı diye. Bu yaktığımız ateş biraz fazla oldu ama olsun. Çünkü çay mayı da yapacağız. Köz lazım. Biraz daha odun var. Odunların hepsini yaktık. Şimdi salatayı malatayı da yapacağız. Escobar'la Cüneyt biraz dolaştı. Şimdi geldiler. Escobar derenin içinde gezdi. Islandı biraz ama hava biraz serinledi gibi. Şu an yani arabada 20 derece gösteriyordu. Aşağıda 30 dereceden fazla sıcaklık vardı arkadaşlar. Buralar biraz daha serin. Kısa kolluyuz ama ilerleyen saatlerde biraz daha üşüyebiliriz. Üstlük getirdi Cüneyt. Onları giyeceğiz herhalde. Benim aklıma gelmedi. Şimdi ateşin şu odunlar herhalde 15-20 dakikaya bu odunlar yanmış olur.
Bu odunlar bitince arkadaşlar biraz da közün şeyini bekleyeceğim. Çünkü içinde soğan, patates, biber var. Patates, biber. Evet, biber var. Keşke patlıcan falan da alsaydım. Patlıcan olur mu? O da olur ya. Büyük, büyük, ateşte büyük pişiyor. Orijinal tavuğun da suyu üstüne akıyor yağ. Hatırlıyor musun? O gün suyu çok güzeldi. Evet, çok lezzetli oluyor. Suyu lezzetliydi. Şimdi göreceğiz. Bakalım bu nasıl olacak. Aslında burada balık da olabilir de bizim balık tutma uzmanlığımız yok. Burada kırmızı pullu alabalıklar var. Bazı derin yerler var. Mesela yukarıda var arkadaşlar. Az önce şurada da var. Bakın şurası da derin. Buralarda balık kesinlikle vardır ama bunu tutmak için biraz bilgiye ihtiyaç var. Araç gereç lazım. Burada burada yok. Cüneyt çikolata şimdi iştahını kapatırsın ha. Şekerim düştü abi. İştahını kapanmaz. Aynı kapan var. Şekerim düştü abi. Sen şekerin düştüyse ben çikolata ya. Bakın saat kaç? Saat 16.47 ya. Burada burada bir çadır da kurulabilir. Şimdi arkadaşlar bütün malzemeleri toparlıyorum. Hepsinin siparişini verdim. Gelenler var. Güzel bir kamp. Böyle çadırından oturma sandalyesine falan. İşte sehpa, yeni bir sehpa aldım. Uyku tulumu, çadır, madır derken her şeyi diziyorum arkadaşlar. Ateşlik bile aldım, güzel. Yani önümüzdeki zamanlarda biraz daha yani bunun ötesine geçip biraz daha profesyonelleşeceğiz. Yani tabii biz o kadar profesyonelleşemeyiz ama elimizden geldiği kadar böyle güzel yerler keşfedip buraya daha önce hiç gelmemiştim. Yoldan geçiyorduk arkadaşlar. Çok kötü yollardan geldik. Buraya zaten normal araç. Şuradaki yol gene iyi ama aşağıda buraya gelen yollar kayalıkların içinden, böyle kanyonların içinden geçtik. Büyük büyük kayalıklar vardı yani. Üzerimize düşecek gibi. Tehlikeli bir yoldan geldik ama şu hemen diyelim şu görünen karşıdaki dağın orayı geçince bir düzlüğe geldik. Oradan sonra yol güzelleşti. Ama normal araçla buraya gelinmez. O yüzden daha biz geleli neredeyse 2 saat oldu olmadı. Yani 2 saate yakın bir zaman oldu. Daha bir tane ne insan geçti ne bir araç geçti. Ama bakın yukarıda yaylaya giden elektrik var. Hemen şurada bir tane görüyorsunuz. İnşaat yarım kalmış bir ev var. Herhalde orada yayla evleri var zannediyorum. Ama İnsanların gelip geçmemesi çok güzel. Tam kafa dinlenecek. Böyle kamp yapılacak bir yer bence. Ben sevdim burayı. Buraya çadırla da kamp yapabiliriz. Yani gece biraz soğuk olabilir ama çadır, iyi çadır inşallah üşütmeden bir kamp yapabiliriz burada. Ama abi yapa. Ne? Mangal şöyle bir şey uzmanlaştık. Yarı prof olduk yani. Abi bunu şimdi kanıtlayacağız yani. Bakacağız sonunda. Bunu artık saat kaç? 10, 20 dakika kaldı. 20 dakika sonra. Yani gerçi bak çıkarırız da pişmez mişmez Cüneyt. Onun öyle bir riski var işte. Bir daha yani koyma yüzden, şansın yok. Bir daha koyma şansın yok. O yüzden yansa bile içi yanmaz. Dışından yanar. Kapuğu yansa bile böyle aynen. Kılçık söyler gibi alacağız bunu. Aynen. Ama bence çok güzel olacak inşallah. Alttaki malzemeler de tam istediğiniz evet, gibi. Evet, onlar zaten çok büyük, o patatesler kum gibi olur inşallah. İnşallah. Bir de dengeli piştiğim var. Evet. Tavuğun suyu böyle. Esko burada bekliyor burada ya. Esko! Esko bak buraya çok acısı ama. Esko var. Yanılasın kemik bileği. Bu o kadar güzel pişiyor ki bunu bilmem lazım. Kemik bileği. Tavuğun kemik bileği. Zaten o tavuktan hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. O gün aldığın tavuk da büyük, hatırlıyor musun? Bu da büyük. Bu da büyük. Yani o gün, o zaman bak kaça? Bu kadar 80 büyük. Liraya mı ne almıştık tavuğu? Şu an kaç paraya aldık biliyor musun? 200 lira. 245 lira. Bir tavuk 245 lira arkadaşlar. Yani he? Yemek o zamandan bu zamana ne kadar zam gelmiş? Tam 2 sene oldu abi. 2 sene olmamıştır ya. Geçen sene yapmıştık bence. Geçen sene değil, geçen sene yok. Geçen sene Sercan'la yapmıştık. Ondan önceki seneydi.
Emin hatta misin? O günle günlerinde de Cuma'ydı. Yine Cuma'da sonra. He. Tabii. Cuma'da derede yapmıştık da. Derede yapmıştık herhalde. İlk defa yapmıştık onu. Benim yani, azemeli şansım ama çok iyi olmuştu. Yani şey, burada şimdi yapmış olduğumuz tavuk, tamam mı? Bence oradakinden de daha güzel olacak. Onu çok sevmiştim ama bence bu daha güzel olacak. Ya orada şey yoktu, sen söyle. Altta ne bileyim domates. Öyle bir şey koyma. Orada alelade olacak mı diye olur, yaptık. Olur olmaz zaten. İhtimalle yaptık. Aynen. Ama oldu yani. Burada daha güzel bir şey alacağız daha. Buranın manzarası falan daha çok hoşuma gitti. Orası da güzel ama orası böyle karanlık biraz, karanlık. Tamam mı? Evet. Gelme ihtimalleri insanlara çok oluyor. Arada bir geliyorlar. Evet, evet. Burada öyle bir ihtimal yok. Burada yani, 10 numara ya. Mangal yapmak isteyen insanlar varsa bizi görüp başka yere gidiyorlar. Evet. Burada alternatif yerler var. Aynen. Bizi rahatsız etmiyorlar en azından. Aynen öyle. Burayı şeye aldım. Notlarım arasına. Şimdi çıkarken yukarı doğru çıkıp arkadaşlar ana yola çıkacağız. Ana yayla yoluna. Oradan aşağı gideceğiz çünkü buradan yol o kadar bozuk ki çok yavaş geldik. O yüzden yani 2 saat falan yol sürdü neredeyse. Sen dediğin yolu ben Ebi yolundan buraya karıştırdım. Evet, o yol üzerinde de güzel yerler vardı, ben Coşkun'la gitmiştim. Çok da var. Şu an birkaç tane böyle bu yani Rize tarafı değil de bizim tarafta of yaylalarında kendime yakın yer yapmak istiyorum. Çünkü burası daha yakın oluyor. Rize'ye zaten gidiş 1 saat. Oradan 1-2 saatte yayla 3 saat yol oluyor o zaman. Kesinlikle. Ama burada bizim 1 saat sonra yaylaya çıkmış olabiliyorsun. Senin evinde tam 1 saat. Evden çıkıp 1 saat sonra yaylaya gitmiş olabiliyorsun. Kesinlikle. Yani kamp işine biraz daha. Şu an hani şöyle evinden baktığı zaman manzara çekiyor diyor ya, böyle dağlar. Evet. Şu an onların bu tarafı neresi? Evet yani, arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet. Bakın bizim ev mesela şu arkalarda yani. Şurada bak, şu görünen dağın arkasında dağlar var. Yine uzak ama. Bu tarafta, ev bu tarafta yani. Yön olarak aynı yöndeyiz yani. Şu an mesela evden gözüken dağlar daha yukarılarda arkadaşlar. Buralar buralar oluyor. Evet, buralar içerilerde. Bak ateş ne güzel yanıyor. Şu ateş hem tam dengeli. Mısır olsaydı mısırda yapardık. Mısırları da tuttuk, şişirler olsun. İki tarafta tarla yaptık. Evet. İnşallah olur. İkinci çaydan sonra İnşallah. Mısır yeriz yani. İnşallah. Evet, güzel yağmur yağmaz. Yağsın yani böyle. İnşallah. Şöyle bir şey alayım. Öyle bak Cüneyt. Tamam bak bu. Aslında kutuyu da alalım. Kapak fotoğrafı. Ha öyle dur. Bunu kapak fotoğrafı yaparım belki. Başka güzel olmazsa. Kutu bekliyor ya. Bana verin de diyor. Siz ne tövbe. Neyse arkadaşlar. Tenekeyi açarken devam edeceğiz videoya. İnşallah yanmaz. İnşallah. Arkadaşlar şimdi ateşin etrafını açtık. Yani bayağı bir zaman geçti. Bakın saat 5:20 geçiyor. Bir saat neredeyse ateş yandı etrafında. Taşı aldık, bak taşı dereye attık. Taş çatladı ortadan. Hala bakın kaynıyor. Bakın atayım burası. Bırak gel ya. Ortadan yarıldı arkadaşlar. Neyse şimdi tenekeyi kaldıracağız inşallah. Güzel bir şey çıkar ortaya. İnşallah. Tamam mı? Tut etrafından. Şöyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bekle dur. Şöyle geçeyim. Abi. Peki Cener abi geçti. Dur bakalım. Evet bismillahirrahmanirrahim. Düz kaldır. Hiç şey yapma. Bozma orayı yani. Bir dakika dur bakayım. Şeyler düşmez değil mi? Toprakta. Düşmez. Sana işte onu düz kaldır işte. Yani yavaş yavaş kaldır ki öyle oyna, biraz böyle şey yap onu. Şeyler düşmez değil mi? Toprak düşmesin içine. Onu diyorum da. Şey yapalım. Cüneyt. Ne abi? Toprakları da az çekelim oradan he. Aynen. Şimdi baltayı kullan kardeşim. Baltayla kenarlarını aç. Öyle aç kenarlarını. Aynen ha. Aç öyle aç. Tamam, orayı da aç. Şimdi arkadaşlar çayı da yapacağız. Yemek yerken salatayı yaptım ama salata hazır. Sadece tavuğun gelmesini bekliyoruz. İnşallah tavuk yanmamıştır. Acayip acıktım ya. Thank you.
değil mi? Al bakalım, hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yap. Korkuyorum abi. Ya ne korkuyorsun, hadi salata yeriz olmadı. En azından salata yeriz. Yani kavun var. Kavun var, üzüm var. Bir şey de yeriz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah bela. Sünnet çıkar, tam çıkar. Ana o nasıl yandı ya o kadar? Allah! Senin yapacağın işe Sünnet. Allah'ını tok! Allah bela, harbi aç kaldı. Ne salat ya. Cüneyt, seni... Benlik bir şey yok abi. Evet arkadaşlar, 15-20 dakika erken almamız gerekiyormuş. Ya niye böyle oldu ya? Bir şey olmadı ama gene içinde var. Escobar, bırak seni, biz bile aç kaldık ya. Neyse ama arkadaşlar, dur kapatalım şunu ya. Tüh. Olsun. İçinde patates var, onları yeriz. Abi, tezler acı. Arkadaşlar, net az yaklaş, böyle bu tarafa doğru. Sesin net gelsin, derenin sesi var. Az daha yaklaş yani, böyle Escobar'la bizi al yeter ya. Arkadaşlar şimdi bir yemeğe yedik, Allah'a şükür elhamdülillah doyduk. Cüneyt biraz aç kaldı ama doydun mu Cüneyt? Doydum be abi. Ama arkadaşlar Cüneyt tavuğu yaktı, gördünüz. Abi sen yaktın tavuğu. Sen niye yaktın oğlum? Sorumluluk sende abi. Niye? Abi ben sana dedim ki yarım saat 40 ben dakika. Ben dedim ki ateşi bu kadar hızlı yakma. Ateşi yaktık. Abi. Ama arkadaşlar az bir şey tavuktan bir aldık, o kadar güzel oldu ki. Ama geri kalanı yandı. Bütün yanmış manmış ne var ne yok yuttular zaten. Dedi ki bana verin, ben yerim. Ama soğan patates çok güzel oldu. Soğanla patates vardı. Allah'tan dibinde o almış olduğum aparat bizi aç bırakmadı yine. Orada soğan patates işte biber miber doldurmuştuk içini. Onları yedik. Salata falan yapmıştık zaten. Ekmek mekmek, karnımız doydu. Bir az bir şey de tavuk yedik. Üst kısım komple yandı zaten. İyi bir ateş yakarsanız bunun hakkı yarım saattir arkadaşlar. Yani orta derece olursa 40 dakika, 45 dakika. Biz yanlış yaptık. Cüneyt, niye Cüneyt'in yüzünden oldu? Cüneyt burada benimle konuşmaya daldı. Ben salatayı yapıyorum. Sen de git onu çıkar. Biz bunu zaten 5'te çıkaracağız demiştik. Biz tak bunu çıkarmaya başladık. 5-10 dakika zaten kenarlarını açtık. Bilmem ne yaptık. Böyle derken bir baktık olmuş kapkara bir şey. İhale bana mı kaldı? Yani ihalenin... Ana şeyi sensin. Baş ama. Mimarı benim anlaşılan. Ya fark etmez, ikimiz de. Aynen aynen, sıkıntı yok. Ama yine keyif aldık mı? Çok aldık. Keyif aldık. Benim için. Gerçekten doyduk. Yani. Şimdi oturuyoruz arkadaşlar. Gel az niye? Bak saat şu an 6.30, tamam mı kardeşim? Saat 6.30. Hatta şuradan gösterebilirsin bak. Saat 16.22. Aynen. Yani güzel. Şu an biraz esiyor, biraz üşüyorum ama ateş yanıyor diye iyiyiz. Çay yaptık, şimdi bir tane daha demleyeceğiz. Hava kararmaya yakın, çıkacağız buradan. Daha kavun var, kavun keseceğiz orada kavun. Kavun var, soda var. Soda da var değil mi ya? Soda da var abi ya. Malzeme neyse, sağlam aldık abi, sıkıntı yok. Malzeme var evet. Yani, arkadaşlar ben böyle bir yer bulacağımızı bilseydim, gerçekten, gerçi bugün kalamayız. Üniversite sınavları falan filan var, yarın iş var. Burada şu an var ya, eve gitmek bana üşengeçlik veriyor. Şurada duracaksın. Derenin sesi hiç rahatsız etmiyor. Çok güzel bir sesi var. Acaba videoda duyuluyor mu ses, benim sesim? Sen çok uzakta duruyorsun değil mi? Yok yok, yakınım abi ya. Ya sesim inşallah duyuluyordur. Yani derenin sesi bizi hiç rahatsız etmiyor. Burada yatıp uyumak isterim. Çadırda kurulu olsa ateşimizi burada yakarız. Odunumuz modunumuz olur. 10 numara bir kamp yeri burası. Burada kamp yapacağım bundan sonra. Yani gerçekten arkadaşlar 4-5 saat oldu neredeyse. Bir kişi geldi az önce. Çaya davet ettim onunla. Sağ olun dedi. Buradan buraya şimdi yürüyerek ıslandık geçerken. Buraya bir yol yapacağız. Burada adam geldi. Adamla köpeğini kaybetmiş. Siyah bir kurt varmış. Yukarıda ateş etmişler. Mermi atmışlar havaya. Ateş edince köpek kaçmış. Köpeğini arıyordu adam. Dedim buraya gelse Escobar anlardı onu. Gelmedi buraya. Adam döndü gitti. Başka bir tane buradan ne insan geçti ne araba. Yani var ya harbiden kafa dinlemelik bir yer. Telefonu da çekiyor burada. Çekmese de olurdu ama telefon çekiyor olsun. Burada biraz daha dinlenip
Eve gideceğiz inşallah. Bence biz hiç bir daha yukarı çıkmayalım, buradan aşağı gidelim diyor. Olsun, bana sıkıntı yok da aynı yolu bir daha çekeceğiz yani. Şu buradan, köprü, şu köprü buradan gidersek daha mı kısa da gideriz? Yani? Daha o şey, sarsıntılı yoldan gitmeyiz de, stabiliz yoldan. Daha düzgün yoldan gideceğiz. Neyse bakalım, bir onu şey yapacağız. Şimdi biraz daha yolu uzatma şansımız da var, daha da kısa da var. Bence yolu uzatabiliriz buradan gidersek. Yok. Şimdi oraya bir daha üst yola çıkacağız değil mi? Biz yine geldiğimiz yoldan kötü de olsa gidelim. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cüneyt, sana da teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Allah razı olsun. Kamp günü yaşadık. Aynen. Ama kalacağız yani böyle bir gün, iki gün. Şimdi önümüzde bayramda belki emircanlarla kampa gideceğim. Ondan sonra Cüneytlerle böyle güzel kamp programı yapacağım inşallah. Kalacağız yani böyle bir gün, iki gün. Öyle düşünüyorum. Çünkü buraya gelip yerleştirme çadırını, madırını, bir daha bunu toplamak o gün içinde insana biraz şey oluyor. Bir gün, iki gün kalacağım, tamam mı? Şurada yatacağım. Şimdi her şeyi aldık yani. Havalı yatağa kadar. Uyku tulum, her şey var. Rahat edeceğiz inşallah, tamam mı? Köpeklerimizde iki tane köpek getirebilirim. Baron'la Reyna'yı. Çünkü gece ayı mayı burada var arkadaşlar. İki köpeğimiz yanımızda dursun. Onları da salacağım. Ne inek var ne bir şey var yani. Gitmezler herhalde. Çok da uzağa gitmezler. Belki Reyna'yı bağlarım, Baron'u salarım. Baron zaten gitmiyor. Onların planlarını yapacağız. Neyse, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı.